İslam'ı yarattı, arkasından Havva validemizi yarattı. Bu ikisinin izdivacından zürriyetler peydahladı. Onların da çoğalmasıyla kabileler, aşiretler meydana geldi. Arkasından milletler vesair çoğunluklar meydana geldi. Toplumlar, milletler oluştu. Ama hepsinin başında gördüğünüz gibi Adem var. İlk yaratılan insan. Hemen arkasından da Hazreti Adem ilk insan olmak haysiyetiyle hemen de ne oldu? İlk peygamber oldu. Ne anlıyoruz buradan? Allahu Teala insanı yarattı. O insanı da hemen arkasından çoğalan insanlara, yayılan insanlara yön göstersin, yol göstersin, kılavuzluk etsin, Allah'ın istediği nizama, düzene göre hareket etsin diye, insanlara kılavuzluk etsin diye, hemen insanın peşinden bir insanı, yine aynı insanı peygamber olarak tayin etti. Demek ki peygamberlikle insanlık beraber başlamış. Öyle değil mi? Peygamberlik ile insanlık beraber açılmış, beraber başlamış ve insanlık tarihi adeta peygamberler tarihiyle devam etmiş. En son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ile peygamberlik mühürlenmiş, bitmiş. Bunlar bildiğimiz şeyler. Şimdi buradan asıl fetih dediğimiz hadisenin manasına geçeceğiz. Onun için bir giriş yapmak için bunları söyledim. Peygamberler insan topluluklarına, insan cemiyetlerine zaman zaman gelmişler. Türlü zamanlarda, türlü zeminlerde. Allah-u Teala'nın dilediği mühletler, müddetler içerisinde gelmişler. Elimizdeki bazı kaynaklara göre 124 bin peygamber gelmiş. Kur'an'da sadece 28 tanesinin ismi verilmiş, isimleri beyan edilmiş, zikredilmiş. Ama peygamber, nerede bir insan topluluğu varsa oraya bir peygamber gelmiş. Bazen aynı asırda 3-5 peygamber birden gelmiş. Bazen bir köye bir peygamber, öbür köye bir peygamber, öbür köye böyle muhtelif peygamberler gelmiş. Değişik şekilde, değişik topluluklara sınırları belli, mevzuları belli, çok çeşitli peygamberler gelmiş. Bazı peygamberler çok uzun kalmış. Bazıları çok kısa kalmış. Zaman zaman bunları anlattığımız oluyor. Hatırlayalım diye bazen tekrar ediyoruz. Hazreti Nuh aleyhisselam en uzun kalan peygamberlerden birisi. Kur'an-ı Kerim'in tabi haberiyle haberimiz oluyor. Ve lebise fihim elfe senetin illa hamsine amen diyor Kur'an. Nuh aleyhisselam gönderildiği kavmin, milletin içerisinde 50 eksik bin sene kaldı diyor. 50 eksik bin sene. Yani 950 sene. 950 sene peygamber olarak kalmış. Ayetle sabit. Aksini iddia etmek mümkün değil. Allah'ın haberi çünkü. 950 yıl mücadele etmiş. Ne için, ne maksatla bunları arz edeceğim biraz sonra. Fakat ne tuhaf, ne acayip ki 950 senelik peygamberlik mühleti, müddeti içerisinde kendisine inananların sayısı 16 kişiyi geçmemiş. Korkunç bir kısırlık, acayip bir zaman içerisinde. Nuh demişler, peygamber dememişler hani, çok yaygın bir ifadeyle. İnanmamışlar, kabul etmemişler, oğlu bile kabul etmemiş. Karısı dahi kabul etmemiş, yakınları dahi kabul etmemiş. Bütün bu peygamberlerin
gayesi neydi, davası neydi? Bunu çok kısa arz edeyim, ondan sonra fethin esas manasına intikal edeyim inşallah. Efendiler, bu konuda çok güzel, meseleyi çok açık anlatan ve canlandıran bir ayet-i kerime var. Hazreti Musa ile Firavun'un mücadelesi konusunda geçiyor ayet-i kerime. Keşke aklınızda kalsa. Konuyu çok güzel açıklıyor. El-Mü'minun, El-Mü'min suresinin 26. ayetidir. El-Mü'min suresinin 26. Hazreti Musa tabi o da bir büyük bir peygamber, çok mücadeleci bir peygamber. Çok çileli bir peygamber Hazreti Musa. Öyle zalim, öyle kahir, öyle kafir bir idareye, bir sülaleye, bir bölgeye peygamber olarak gönderiliyor ki o bölgenin hükümdarı, kralı, Firavunlar dediğimiz bir sülale. Firavunlar, bir tane değil, yüzlerce peş peşe gelmiş firavunlar var. Bildiğimiz kadarıyla 3000 yıl devam etmiş bunların idaresi, 3000 sene. Babadan oğula, babadan oğula krallık 3000 yıl devam etmiş. En kötüsünün zamanında, firavunların en şiddetlisinin, en kafirinin, en kahirinin, en belalısının zamanında da Hazreti Musa gönderilmiş. En kötüsü firavunların. Hatta akla hayale gelmeyecek zulümlerin, musibetlerin, her türlü felaketlerin işleyicisi, faili olan bir firavunun döneminde gelmiş ve davasını, gayesini ortaya koymuş. Hazreti Musa gelmesin diye, hani firavuna diyorlar ki bir erkek çocuk dünyaya gelecek. Bu erkek çocuk senin sonun olacak. Tahtını, tacını elinden alacak. Senin iktidarına son verecek. Senin hükümetine son verecek. Senin hükümdarlığına son verecek diyorlar da kimmiş diyor böyle bir çocuk meydana gelecek de benim hükümetime son verecek. Hemen tedbir alıyor, bir tamim, bir genelge çıkarıyor. Doğan erkek çocukların kendisine teslimini emrediyor. Kim erkek çocuk doğurduysa getirip hükümete teslim ediyor. Firavun da emrediyor bunu, aynen koyun gibi gırtlağından kesiyor. Kur'an-ı Kerim bunu çok ayetlerle biliyorsunuz. Yüzebbihune ebnâehum ve yestahyûne nisâehum diyor. O çocuk, oğlan çocuklarını koyun gibi boğazından kesiyordu. Kız çocuklarına dokunmuyordu. Ve yestahyûne, onların hayatta kalmasına müsaade ediyordu kız çocuklarının. En muteber tefsirlerin izahına göre bahusus Elmalılı Hamdi merhumun tefsirindeki ifadeye göre Hazreti Musa gelinceye kadar 990 bin çocuk kesmiş. 990 bin tefsirden öne geçiyor. Şu çileye bakın, şu belaya bakın, şu hale bakın. Netice tabii Cenab-ı Hak Firavun'un tedbirini bozmuş. Yürümemiş, Hazreti Musa gelmiş, Firavun'un sarayında yetişmiş, çocuk, kundakta bir çocuk Nil Nehri getiriyor, Firavun'un sarayının önünde, suyun üzerinde, sepette dönüp duruyor. Tatlı bir çocuk, Firavun'un karısı görüyor, aa ne kadar güzel çocuk, bizim çocuğumuz da yok, bunu içeriye alalım, haydi alalım, alıyorlar. Beslenmesi lazım, süt annesi tutalım diyorlar. Bir sürü süt annesi çıkıp geliyor arayış neticesinde. Hazreti Musa hiç kimsenin, hiçbir kadının memesini tutmuyor. Sütünü almıyor. Annesi de ben de süt anneliği olarak geleyim diye o da müracaat etmiş. Annesi gelince onun memesine yapışıyor. Annesinin memesiyle Firavun'un evinde, köşkünde, sarayında yetişiyor. Uzatmayayım, bunlar uzun meseleler. Sonunda mücadele başlıyor. Tevhid mücadelesi başlıyor. Tevhid. Yani Allah'ın nizamı. Allah'ın nizamı,
tevhid nizamı ortaya koydu.